Mesela bunlar ne diye geçiyor? Bunlar güneş konur diye geçiyor. Güneş konur. Evet. Konur türü çok geniş bir tür. Diğerini de gönder. Hemen şöyle. Evet. Yapalım yan yana. Çok güzeller ya. Renkten dolayı mı? Renkten dolayı güneş konu diyor. Bunların çok benzer bir türü var. Gözlerinden ayrılıyor onlar da. Cengay konular var. Piyasada güneş konu deniyor onlara da. Onlar sırtları daha yeşil oluyor. Güneş konular daha da sarı oluyor böyle güneş gibi. Büyüdükçe de sararıyor bu kuşlar. Gözler değişiyor. Evet. Bunlar da üretimimizi. Allah'ın izniyle. Allah'ım şu güzelliğe bak. Wi-Fi. Böyle beyaz albinolardan var. Şurada da biri yumurtlamış. Gökhan bir tanesi yere yumurtlamış. Abi sezonu olmadığı için, havalar çok sıcak olduğu için şimdilik çalıştırmıyoruz. Sakin bir şekilde yuvalıkların açılmasını bekliyorlar. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bursa'da mükemmel bir papağan üretim tesisi var. Sizi sırasıyla gezdireceğim. Önce kardeşimizi bir tanıyalım. Ben Yokanay. Yaklaşık 13 yıldır hobi olarak üretim yapıyorum. Elimizden geldiğince cennet papağanı, sevda papağanı, soltus papağanı, mong, sultan, Pakistan, Senegal, güneş konur, normal konur. Elimizden geldiğince kısaca papağanların %90'ına hükmeden fısıldayan arkadaşımız. Estağfurullah. Üretim yapıyoruz. El beslemesi yavrular yapıyoruz. Evet, aynı abi. Zamanda pet shop sahibi arkadaşlar. Yolunuz Tahtakale'ye düşerse kardeşimizi ziyaret edin. Gökhan, neden böyle papağan türlerini daha çok sevdin? Neden bunları tuttun? Neden hani diğer ırklar varken papağan ırklarına yöneldin? Yani bu hobi olarak baştan söylediğim gibi bu iş hobi işiydi benim için. Bundan 13 sene önce cennet papağanıyla tanıştım ben. Bir pet shop'ta gördüm, aldım, şansımı üretmeye başladım. Ondan sonra devamı geldi. İzmir, İstanbul, nerede güzel kuş gördüysem gittim, aldım. Ziyaretlerde bulundum, tanıştım insanlarla. Şimdi de böyle elimizden geldiğince bir şeyler yapıyoruz. Böyle izinli olanlar var. Ara sıra kafeslerden serbest bırakıyoruz. Bunlar firarlı. Firar değil, bunların kafeslerini özellikle ağzını açık bırakıyoruz abi. İzin veriyoruz hayvanlar kanatlarını açsın diye. Tatilde bugün onlar. Özgürce dolaşıyorlar kendileri. Cennetle sevda papağanını genelde ayırt edemiyorlar kardeşim. En güzel, en belirgin özellik ne? En belirgin özelliği göz halkasıdır. Cennet papağanlarının hepsi palyaço gibi göz halkası vardır etrafında. Sevda papağanlarında bu yoktur. Bakın göz halkası var. Şimdi bir tane örnek göstereceğim. Mesela sevda papağanları bunlardan. Göz halkası yok. Şöyle sevdalara bakalım. Bak bunlar da göz etrafı tek renk. Cennetlerde bu çok net bellidir. Şimdi bilgi amaçlı soracağım. Şu yerdeki palmiya. Palmiya. Üretim sezonu için biraz erken aslında. Biraz erken açtım ben üretim sezonunu. Dün açtım. Normalde Eylül'ü beklemek gerekiyordu. Eylül ufak ırklarda açtık ama. Aynen, ufak ırklarda biraz daha burası serin olduğu için açtım. İlk önce palmiya, arkasından çam iğnesi, yuva ördürmeye başlıyorum yavaş yavaş. İstersen şöyle göstereyim. Minik minik yuva ördürmeye başlıyorum. Kendileri burayı örüyor. Allah kısmet ederse bir 40 gün sonra falan hep yavru da olacak bunlar. O zaman da inşallah kardeşlerimizle paylaşmak nasip olur. Şöyle bunlar da cennet papağanları. Şuradaki mesela özel kostüm mutasyonu isterseniz opalindir mesela. Opalin. Evet, opalin olarak geçiyor. Bunların kafaları elma şeklinde, kıpkırmızıdır. Türkiye'de en nadir mutasyonlardandır. Mutasyon diye geçiyor. Tabii, ay tabii. Maşallah, renge bakın. Arkadaşlar, kurban olduğum Allah özene bözene yaratmış. Bir maşallah esirgemeyin. Çok güzel emek var. Bunların güzelliğine bir bakar mısınız? Bunlar üretim yaptığın anne babalar. Evet. Gökhan'ın renkleri gerçekten çok güzel. Galatasaraylı kardeşlerin içi biliyordur şu an. Böyle bir yavru yetiştirmek isterler herhalde.
Sonra şöyle yapalım. Sırada neler var? Şarkıcı paraket anahtarlarımız var burada. Şu şekilde mesela mavi erkek. Yumurtlamaya hazırlanan çiftler. Erkek dişiyi çağırıyor şimdi. Ha, gel kanki diyor, ben buradayım. Aynen öyle. Kuytu köşe. Öyle tenhaya çağırmak yok. Bu da onun eşi. Evet. Güzel hanımcık bir şey. Yine burada yavrularla beraber bir ailemiz var. Daha yeme düşmedi yavrularımız. Ha, bunlar son parti yavruları bir tane. Evet. Sakin, sakin, sakin. Ben size bir şey yapmayacağım, sakin. Bu bebek herhalde yerdeki. Evet abi. Dişi o da. Dişi olacak. Renkten belli oluyor. Dişiler aynen. Biraz daha mat oluyor, doğru kesinlikle. Mu? Kesinlikle. Burada mesela gösterirsek, dişi sarı düz olan, yeşil erkek olandır. Kırmızılığı falan var. Şöyle elimi koyayım, gelmiş. Dururlarsa göstereceğim. Aynen. Sarı dişi. Yeşil erkek. Yeşil erkek. Yeşili de canlı bir yeşil. Göster işte. Maşallah. Bu da çok güzel. Burada da çok güzel bir tane paraket gördüm. Burada. Aldı. Şöyle kapatalım, kaçmasınlar. Yine istersen cennet mutasyonlardan devam edelim. Cennetlere de geçelim ama burada da yine çok güzel bir renk gördüm. Arkadaşlarla paylaşmak istiyorum. Biraz heyecanlılar. Rengi çok güzel ama sen tabii günde bir kere geldiğin için hayvanlar ürkek biraz. Kaçtı direkt. Yine harika bir takım. Çeşit çok fazla arkadaşlar burada. Görebileceğiniz kuş çeşidi, papağan çeşidi çok fazla. Bakın yukarılarda var. Burada var. Her yer dolu. Sonra cennetlerden yine burada çok güzel bir çift gördüm. Yaklaşalım. Opalinlerden değil mi bunlar da? Hollitini abi. Opalin olan kopkoyu oluyor kafası. Bunların birazcık daha açık dikkat edersen. Mesela burada parvulio. Savle. Burayı güzel gösterseydim ya. Burası çok tamam. Güzel ama. Bir yardımcı ol. Tamam. Buradaki arkadaşlar çok güzel göstermek istedim. Yine hop. Tık geriye gelelim. Ha, anladım. Bunların kafa sarıları biraz daha açık. Evet. Diğerlerine göre. O yüzden biraz daha farklı. Allah'ım renklere bak. Allah'ım burada çok güzel renkler var. Maşallah. Ben Fenerbahçeliyim. Burada sarı lacivert de var. Bu en soldaki ne diye geçiyor? Parmulio abi. Diğerleri de sable. Ama bunlar çok güzel ya. Maşallah. Öyle değil mi arkadaşlar? Ben bu gruba bayıldım. Bu gruba bayıldım. Yani onun altında da çok güzel bir grup var. Bu da yeşil opelin. Vay. Yuvadan çıktılar. Allah'ım yarabbim ya. Var mı lan? Şu güzelliğe bakın. Yeşil opalin. Evet, yeşil opalin. Parvulio sable gene. Şu parçalı renk de çok güzel. Okey. Parvulio olarak geçiyor. Abi çok zor ya. Bu kadar hayvanla başa çıkmak gerçekten büyük emek istiyor. Burada da tekne kazıntısı bir tane yavrumuz var. Kuluçkadaydı, bozamadık dinlenme sürecinden önce. Tek yavru büyüttük. Dur bakalım babacım, dur. Elini ısırabilir. Kuyruğu falan yeni çıkıyor. Bu da parvulio gene. Kanka büyüdün mü sen? İnşallah yavaş yavaş büyüyor. Rabbim
emeğinin karşılığını gene gene almayı nasip etsin. Amin inşallah. Büyük zorluk. Muhabbet kuşları da var yine. Var. Rainbow dediğimiz kuşlardan. Ha, bebek de var. Ne bağırıyorsun? Ne? Şimdi bunun dişi mi erkek mi olduğunu çözebiliyoruz mu? Çözüyoruz abi. Mesela bu? Burun ceresinden erkek o. Arkadaşlar burun rengi tek renkse ve içi beyaz değilse erkek oluyor. Hepsine de bileziklerini takmış. Elimizden geldiğince. Sizi pislikler sizi. Maşallah, maşallah. Bunlar da emeğin karşılıklarında. Günde bir kere mamayı hak ediyorlar. Yavru varsa mama var değil mi? Ya elimizden geldiğince sürekli mama vermeye çalışıyoruz. Çünkü yem ekmektir, mama kuşlar için yemektir benim görüşüm. Hemen hemen her gün mamalarını vermeye çalışıyoruz ama yavrusu olanlara tabii bir torpil yapıyoruz. Hepsi birbirinden güzel. Burada yine göze batacak farklılıklar var mı? Böyle. Mesela burada opalinler var. Saçmalıysa. Aman ha. Opalin sevda papağanı bunlar. Portakal rengi gibi böyle çok hoş bir renkleri var. Arkadaşlar şunlara bir bakın. Dur onlara da yaklaşasım geldi. Evet abi. Dur. Biraz dağıtıyoruz ama aklına yer. Hiç sıkıntı yok abi. Keyfine bak. Gel. Allah'ım şu güzelliklere bakın. Allah'ım yarabbim. Ne kadar güzeller ya. Maşallah. Subhanallah. Onlar da yuva hazırlığına şöyle gösterelim yavaş yavaş. Hatta ilk yumurtamız gelmiş bile. Vay sürpriz oldu bize. Şöyle göstereyim. Evet, sezon ilk yumurtası arkadaşlar. Evet. Daha gerçi iki artık gün oldu ama hayvanlar hazırmış. Bir ay sonra hepsinin altında yavrular olur hemen hemen. İnşallah. Yine çok fazla, çok güzel renkler var. İçeri kaçtı. Kesin buradasınız ben biliyorum. Sen de söyleyeyim. Sen de söyleyeyim. Göstermek istedim ama çok uca kaçtı. Hoppa. Kardeşim keyifli bir üretimhane. Nereye baksak, hangi kuşları göstersek diye böyle hevesle bakıyorum. Burada da klasiklerden var galiba. Burada bir klasik takım var, bir de sevda papağanı bir tip var. Ayrı ayrı eş tutabiliyorlar mı bir yerde? Eş tuttuktan sonra bir ara yatıyoruz. Çünkü cennetle sevda eşleştiğinde yavrular katır olarak dünyaya geliyor. Bunlar koloni sisteminde yürüyen hayvanlar olduğu için bir kafes içerisinde, büyük bir kafes içerisinde iki takım olabilir. Yani bu yuvalığı cennetler tuttu, bu yuvalığı sevdalar tuttu. Evet abi. Arkadaşlar böyle demek ki birebir alanlarda iki takım üretebiliyoruz. Dünyanın en duygusal papağanı bence bu da. Duygusal. Evet, görünüşünde böyle bir masumluk hissediyorum ben. Dur yavaş hareket, çok güzeldi. Bunlara neopoma deniliyor. Çok narin, hassas, kibar, öpüşleri hiç rahatsız etmeyen. Neopoma. Aynen abi. Aynen, biraz kibar nazik hareket ediyor. Kanat sesleri bile yok. Maşallah. Ooo çoğu cümleler de var burada. Muhabbet, papağan hepsinin en güzelleriyle üretime devam ediyor kardeşim. Burada da Lessing Japones var. Yani piyasada çok nadir renklerden Lessing olarak geçiyor bu. Litono gibi sapsarı, kanatlar desenlidir sırt kısmında. Sarı durursa eğer. Ne uçtun be. Arı maya gibi. Gaza geldi.
Aynen. Kırmızı gözdür bu. Neutrino gibi aynı şekilde. Sadece kanatlar sırt kısmı desenlidir bunlarla. Lacing olarak geçiyor bu da. Benim çok sevdiğim bir türdür. Üretim biraz nazlıdır. Japonez zor. Ama takım motorlusu olur değil mi? Aynen öyle abi. Burada onların da değişikleri var. Yine şöyle göstereyim. Allah'ım. Gel. Gel. Gelsene kanka. Senin şansına. Şimdi bunu jig vurduğu için açabiliyor musun? Abi çatlattığı için açabilirsin bunu. Zaten yavrudan ses de geliyor. Kibar kibar böyle parmağın ucuyla yavruya dokunmadan sadece yumurta kabuğunu alarak canlı canlı. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Resimde kalınmış bu yavru, çıkamamış bu. Şimdi ona yardımcı oluyoruz, doğru mu? Evet abi. Yumurta kabuğu yapışmış burada. Yavaş yavaş. Bir nevi annelik görevi yapıyoruz. Burada diğer kardeşlere. Hadi bismillah. Beğendiniz herkese. Ama biraz daha geç kalsaymışız bu yavru tehlikeye düşebilirdi. Maalesef. Artık normalde döndü. Allah'ın izniyle bu saatten sonra çok tecrübeli bir takım bu. Sabitlenelim. Bu canlı arkadaşlar. İlk mayadan sonra kendine gelecek. Allah'ın izniyle. Hadi bismillah. Yine burada sapsarı bir tane var. Kanka ne haber? Valla helalim var kardeşim. Güzel bir tesis, güzel bir bölüm. Allah razı olsun dostum. Aynı zamanda hemen altta pet shop'umuz var. Pet shop'ta da keyifle gelen misafirleri ağırlıyor. Kardeşimizin eli cömerttir. Çayı her zaman var. Her zaman. Çayımız, çorbamız var. Herkesi bekleriz. Bilgi edinmek isteyen olursa elimizden geldiğince yardımcı oluruz. Üretimde olsun, hastalıkta olsun, bakımında olsun. Seninle bu arada ayaklarına sağlık. Allah razı olsun. Vakit ayırdın, geldin bize buraya kardeşim. Kadar. Seve seve. Eyvallah. Yerimiz de ayrı, değerin ayrı. Arkadaşlar, muhabbet, papağan türlerinden talebi olan olursa kardeşimiz de yardımcı olur. Elimizden geldiğince. Numarası da hemen alta yorum bölümüne kendisi bırakacak. Aynı zamanda kanalına da abone olabilirsiniz. Şu sarıları da son bir gösterelim. Maşallah. Bunlar Lutino. Bunlar Lutino dediklerimiz zannede. Maşallah. Kardeşim eline, emeğine sağlık. Allah razı olsun dostum. İşin gücün rast gelsin. Buradan suçlu kardeşlerimize söylemek istediğim bir şey var mı? Eklemek istediğim buradan. Abi ben hayalimin işini yapıyorum mesleğini. Kimse hayalinden vazgeçmesin. Ben 13 sene sonra böyle bir yer açmak nasip kısmet oldu bana. Bütün hayallerimi gerçekleştiriyorum bunlar sayesinde. Kimse vazgeçmesin derim yani. Allah işini gücünü rast getirsin kardeşim. Bursa Tahtakale'deki pet shop'una da değerli kardeşlerimizi, hayvansever kardeşlerimizi bekliyoruz. Aykuş pet shop. Bu arada kardeşim, sokak kedilerine koyduğum mamaları gördüm. Allah razı olsun. Hemen pet shop'un yan kısmında cömertliğinle de önde giden kardeşlerimizdensin. Teşekkür Allah gönlüne göre versin inşallah. Gönlünüzün inşallah. Bu paraket. Şarkıcı paraket diye geçiyor bu papağanla. Bu senenin yavrusu bunların hepsi. Kendi üretimi. Daha renklerini tam yapmadılar. Tabii ki. Nasipse yarışmaya hazırlıyorum bu kuşları. Yine seneye damızlık olarak kalacak. Klasman üstü kuşlar kendine ayırdığına göre yarışma için. İnşallah. Şöyle de göstermeye çalışayım bir. Belki açımız biraz farklı. Çok çocuklar ama. Ürkekler. Tabii bunlar el beslemesi değil ama... Değil abi. Bunlardan da el beslemesi yapıyor musun? Aralarında el besleme olarak bekliyorum da el besleme olanlar da var. Polen sistemiyle büyüyen hayvanlar olduğu için şimdi biri kaçınca hepsi onu takip ediyor. Ne kadar rejili olsa da çoğunluğa uyum sağlıyorlar. Aa, yine renkleri harika bir takım. Sarı erkek, rainbow dediğimiz dişi. Papağanlarda da rainbow var mı?
Evet abi. Evet, çok güzeller. Hepsi birbirinden güzel bunların ya. Allah razı olsun. Yorumlarda göreceğiz bakalım nasipse. Bu arada arkadaşlar, Gökhan kardeşimizin de YouTube kanalı var. Oradan da takip edebiliriz. Yine farklı güzel bir şey. Arkadaşlar, kafeslere kamerayı sokmak gerçekten zor. Şöyle yakından göstereyim. Bunlar da farklı bir takım. Bunların üretimi nasıl oluyor kardeşim? Bunlar baharda başlıyor abi üretime. Bu zamanla bitiyor artık üretim. Bahar sonunda üretim bitiyor. Hayvanlar tüyde zaten şu anda. Tekrar Allah kısmı ederse sonbahar sonu yuvalar açılacak. Üretim tekrar başlayacak. Senede iki kere kuluçka alabiliyorum bundan. En fazla iyi bakarsan ya da bir kere. Bunlar da Senegal papağanları. Gel gel. Gel. Çok ürkekler ama değil mi? Birazcık. Bunların yavrularını el beslemesi olarak mı veriyorsun? Genelde el beslemesi olarak yapıp veriyoruz. Yani hazır insana alışık bir şekilde aynen sunuyorsun. Öyle. Çok zeki papağanlardır. Jaco papağanlarıyla akrabadır bunlar. Göğüs renkleri güzel de göstermiyorlar kendilerini şimdi. Geldi ama gel bakalım işte. Gel gel. Evet, gerçekten gövde renkleri çok hoş. Apartman papağanı olarak geçer. Çok sessiz türlerdir bunlar. Gerekmedikçe bağırmazlar. Ha, gürültü yok. Aynen öyle. Yaklaşık 30-40 kelimeye kadar konuşmaz nesli oluyor. Biraz erkekleri daha çok konuşuyor. Çok rahatsız edici kuşlar değil bunlar. Gel bir görün. Heh. Onu bulalım. Bunlar da çok güzel. Bu evcil galiba. Sen evet şimdi. Abi. Dişi erkek evcili burada. Gel. Ama yuvasını koruduğu için birazcık ısırabilirler. Ona pineapple diyorlar. Dişi de turkuaz. Adam kaçmıyor lan, pitbull gibi. Öyle. Yuvasını koruyor. Bir nereye gitti? Kanka. Gel gel. Buradayım. Buradayım. Bunlar da ayrı güzellikler arkadaşlar. Gökhan, nasıl başa çıkıyorsun bu kadar papağanla? Abi seviyoruz. İşimiz bu. Yine bunlar konur türleri değil mi bunlar? Evet abi. Bunlara da yerli usta diyorlar. Göğüsleri sarı ve kırmızı. Dönerse eğer göreceğiz. Ve ben tutayım elimle bir tane, sana göstereyim net bir şekilde. Isırmasın. Beni ısırmıyorlar, beni seviyorlar. Gel bakalım ya. Anam, anam. En sıkı şey. Vallahi yakaladı. Anam. Anam. Anladım. Tamam, tamam. Dur. Tam tüyde oldukları için tüyden çıkınca çok tamam, daha net tamam. Belli olacak. Tamam babam, tamam. Sağ tamam, tamam, tamam. Hadi yerine, hadi. Panik yaptı, panik. Tamam, 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 tamam. Ne oldu, ne oldu? Ne oldu ki? Yuvaya giriyor. Green check konur olarak geçiyor bunlar da. Konur papağanlarında alt mutasyondur. En ufak konur papağanı bunlardır. Yine bunların farklı renkleri de mevcut. Az ortaya alsam olur Gökhan. Şöyle. Evcildir bunlar aslında da. Az yapayım. Gel gel. Geç geç. Geç. Üretim falan onların çok kolaydır. Ama sezonu var sadece. Kasım gibi başlıyor. Bahar sonu bitiyor. Renkleri çok güzel bunların da. Göz etrafları beyaz. Evet. Yine efsane kuşlar arkadaşlar. Bunlar şu an yavru sezonu değil. Tüy zamanı olduğu için şu an beklemede ama bir ay sonra hepsi üretime girecek. Doğru mu? Bir Kasım gibi. Aynen. Siz ne güzelsiniz böyle. Ha.
Sultan papağanları. Bunlar da yumurta moduna girmiş. Gel bakalım. Yine renkleri güzel sultan papağanları. Arkadaşlar Gökhan kardeşimiz bunların üretimini yapıyor. Aynı zamanda yavruları ele alışık bir şekilde sahiplendirme yapıyor. Her ile de gönderim yapıyor. Bilginiz olsun. Telefon numarasını yorum bölümüne bırakacağım. Bunların rengi de bambaşka. Neye geçiyor bu? Gümüş mü? Bu Mavuvedi'ye geçiyor abi. Alttaki de yine gümüş denilebilir o. Nasimedi'ye geçiyor renk olarak. Biri siyah, biri gri papağan. Dişiler düz, erkekler böyle maskeli. Doğru mu? Evet abi. Şöyle maskeyi göstereyim arkadaşlar. Anlayabilsin diye. Burada sultan papağanları var. Bunlar da çilliler mi dişi? Efendim abi? Çilli olanlar mı dişi? Evet abi. Siyah beyazlar erkek. Zaten iyi kötü belli ediyorlar. Bunlar henüz üretimde değil. Maşallah. Bunlar Pakistan diye geçiyor değil mi? Evet abi, Pakistan papağanı. Sarı dişi öbür erkek mi? Evet abi. Emeğine sağlık. Bunlar da bambaşka. Bir de şöyle göstereyim arkadaşlar. Kafesleri de büyük, kocaman. Sarı ve yeşil bir takım daha var burada. Kurban oldum Allah. Hepsini birbirinden güzel yaratmış. Bir beğeni bir maşallah eksik etmeyin arkadaşlar. Uçlarda. Şöyle bir yaklaştırayım. Bunlar çok heyecanlı. Sen hiç ele almıyorsun galiba bunları. Yok abi anne, anahtarı eğleniyoruz. Maşallah size. Renge bakın. Yine çok güzel bir takım.